Değerli arkadaşlar, tekrar selamlar. Jogle dersine devam ediyoruz. Böyle komplike diyagramları nasıl meydana getiririz? Bununla da ilgili bilgi vermeye çalışayım. Bakın, örneklerden bir tane göstereyim size. Evet, yaptığımız arkadaşlar diyagramlar daha da komplike olabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. İstediğimiz kadar yazı yazabiliriz. Ve bu yazıları mesela gruplayabiliriz. Yerlerini değiştirebiliriz. Mesela ekran görüntüsüne mesela bazen yani büyütmemiz gerekiyor, bazen de küçültmemiz gerekiyor. Hemen ufak bir tüyo veriyorum arkadaşlar. CTRL'ye bas tutarken X'e basarsak, özür dilerim, eksiye basarsak küçülme gerçekleşiyor, artıya basarsak büyüme gerçekleşiyor ve hemen mouse'la da çekip mesela diyelim ki diyagramımızın bir bölümüne mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Fokuslanabiliriz, yani konsantre olabiliriz. Bu da demek oluyor ki diyagramımız ne kadar komplike olursa olsun önemli değil. Önemli olan bu diyagramdan gezebiliyor muyuz? Ondan sonra düşünce akışını diyagramın başlıklarına göre anlatabiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz? Önemli olan burası arkadaşlar. Evet. Tekrar gelelim. Yeni bir diyagram meydana getirelim. Bakın mesela geri dönüyorum. Yeni bir diyagram meydana getir diyorum. Hemen meydana gelen diyagramda bu sefer de mesela arkadaşlar geçen dersimizde ne yaptık? Diyagramın mesela alt dallarını meydana getirmeye çalıştık. Dikkat edin, mesela burada yine artı halen devam ediyor. Bu sefer bakın mesela alt dallar meydana gelebiliyor. Alt dalları peki mesela istediğimiz gruplara yani yönlendirebilir miyiz? Elbette. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Bakın mesela boşluk bir alana tıkladım. Şurası mesela artı oldu. Bakın geziyorum. Ne oldu? Başka bir alana geçtim. Başka bir alana geçtim. Başka bir alana geçtim. Program otomatik bir şekilde mesela benim istediğim alana göre kendini yönlendiriyor arkadaşlar. Hocam, biz bunların rengini değiştirebilir miyiz? Yani alt dalların renklerini değiştirebilir miyiz? Elbette. Nasıl yapacağız bunu? Bunu bakın uç kısma tıklıyorum. Basılı tutunca renk kısmı çıkıyor. Skala çıkıyor. Bu skalaya tıkladığımda bakın şu renkler paralı arkadaşlar. Bize daha çok bile pastel soluk renkleri vermiş ücretsiz. Onu kullanabiliyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Bu renkler paralı. Yani bakın mesela yaptığım zaman parasız aslında da. Yani bazı renkler paralıydı. Belki değiştirmişler, bilmiyorum son anda da. Yani ben bakın şu anda mesela diyelim ki şu rengi seçtim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel. İstediğimiz renkleri ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Skalayı değiştirebiliyoruz. Bakın. Şunun mesela rengini değiştireyim. Hemen tıklıyorum. Mesela şöyle mavi yapayım arkadaşlar. Şu içinin rengini değiştirebiliyor muyum? Onu da değiştirelim. Bakalım. Kırmızı yaptık. Evet, değiştirebiliyoruz. Bu renklendirme gerçekten çok güzel. Niye? Dikkat çekiyor. Dikkat çekmesi açısından önemli. Diyelim ki öğretmen arkadaşlarımız mesela derslerini anlatmak istiyorlar fakat belli bir akış içerisinde girmeleri gerek. Jogle'u kullanabilirler. Böyle renklendirme yöntemiyle de ne yapabilirler arkadaşlar? Öğrencilerin dikkatini daha fazla çekebilirler arkadaşlar. Şimdi programın geçen dersimizde tekrar üzerine durdum. Dikkat edin. Burada mesela diyagramı kaldırmak için basılı tutuyoruz arkadaşlar. Çarpıya bastığımızda hemen programımız siliyor. Evet. Şöyle alt dallar da getirebiliriz. Mesela tıkladım, bakın tıkladım. Aynı yerden tıklayınca böyle alt dallar meydana getiriyorlar. Herhangi bir alt dalın mesela üzerinde de yine artı şeklinde olacak. Onlara da tıkladığım zaman bu sefer yani onlardan da alt dal çıkacak. Görüyorsunuz. Evet, yine bakın şuradan. Bakın mesela hep ne oldu? Turuncu renk geldi. Ama ben mesela renkleri istediğim gibi değiştirebilirim. Mesela şurada bakın mesela diyelim ki şunu yeşil yaptım. Ondan sonra şunu mesela özür dilerim. Mesela bakın fazla bir oldu. Boş bir alana tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra üzerine basılıyoruz. Siliyoruz bakın. Yani mesela üzerine basılı tuttum. Renk çıktı. Skalaya dokundum. Oradan mesela mavi yaptım. Bu şekilde ne olup değiştirebiliyorum arkadaşlar. Aynısını da bu şekilde buralara uygulayabilirsem hiç sıkıntı yok. Burada tekrar mesela bakın click to edit. Buralara ne yazıyoruz arkadaşlar? Fikirlerimizi yazıyoruz. Ya da mesela bölüm başlıklarını yazıyoruz. Mesela hemen yazalım. Deneme. İsterseniz büyük yazın. Fark etmez. Burası bize ait bölüm. Dikkat ederseniz arkadaşlar üstte mesela programın bir takım ikonları var. O ikonlar nasıl gerçekleşir onu görelim. Bakın seçtim. Seçten sonra bakın yani istersem kalın yapayım mesela. Bakın kalın yapadım. Şimdi program öyle bir şey ki ne yapıyor? Bakın eğik yaptım. Değişik kodlarla mesela bunu eğebiliyor, kalın yapabiliyor.
Bu programın kendisine has bir şey, tamam mı? Ama bu bizim mesela ilgilendirmesi. Bizim için önemli olan kalın gözükmesi ya da eğik gözükmesi, italik gözükmesi yani. Bakın tıkladığımda bu şeyde italik gözüküyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yine aynı şekilde hocam ben şunu şöyle çekebilir miyim? Evet. Buraya mesela bir tane resim ekleyebilir miyim? Evet. Resim ekleyelim. Bakın resim getiriyorum. Diyelim ki mesela Tuki Diyes'in resmini getiriyorum. Aç dediğim zaman. Ne oldu? Bakın program böyle bir adresten aldı, getirdi, resmi koydu. Bakın tıkladığımızda Tuki Diyes'in resmi de geldi. Yani örnek vermek istiyorum. Diyorum ki burada mesela bakın resim de ekleyebiliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elbette bu resim ekleme ne işe yarayacak? Ne işe yarayacak? Bizim mesela dikkat çekecek arkadaşlar. Bize daha yeni fikirler verecek. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet, bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde dalları renklendirmeyi öğrendik. Ondan sonra resim eklemeyi öğrendik. Yazı eklemeyi öğrendik arkadaşlar. Evet. Bunlar da önemli. Tekrar bakın merkezde bir yazı var. Oraya mesela bir şeyler yazdım. Dikkat ederseniz yazının rengi de kırmızı oldu. Böyle mesela tıkladığımda beyaz oldu. Mesela ben bu alanı bir de link verebilir miyim? Mesela buraya diyelim ki şöyle diyelim mesela Muş Alparslan Üniversitesi'ne gitsin. Evet. Mesela şu kısma tıkladım. Mesela evet. Arkadaşlar link de verebiliyoruz. Yönlendirmek istediğimiz yere link atabiliyoruz. Bakın mesela tıklayalım. Bak. Link to website. Evet. Hemen yapıştırıyorum. Ondan sonra da boşluğa tıklıyorum. Evet, şu anda bu linkli oldu. Tıkladığımda bir web sayfası açılacak. Hemen tıklayalım. Bakın diyor ki şu web sayfasını açacağım. İstiyor musun? Evet, tıkla. Aç. Otomatikman hemen açıldı. Açılınca yanda açılıyor yani. Ama yine diyagramımız duruyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Demek oluyor ki mesela internete bağlı bir akıllı tahtada mesela çalışma yapıyorsak mesela bir web sitesine gitmek istediğimizde bir tıklamamızla hemen gidebiliriz. Yani diyagramımızı bozmadan. Evet, bu dersimiz de böyle bitsin arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde renklendirmeyi öğrendik. Yazı yazmayı öğrendik. Ondan sonra da yazıyı italik kalın yapmayı öğrendik ve resim eklemeyi öğrendik arkadaşlar. Tekrar alıştırma yapacaksınız ki bunları çok iyi bir şekilde öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Kolay gelsin.